DRC-5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. İdari Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından bugün sabah saatlerinde Hakim Murat Keleş'in başkanlığını yaptığı bilirkişi heyetinden 9 Eylül Üniversitesi Şehir Plancısı Doçent Doktor Gökçen Dündar, Mimar Doçent Doktor Mine Zeren ve Harita Mühendisi Ahmet Murat Demirbaş hal binası alanına gelerek keşifte bulundu. Durum sadece korunması gereken, biraz önce fotoğrafta gösterdiğim bu iz düşüm, dosyamız içinde koruma alanı sınırının işaretlenmesi var. Bu alan içinde her türlü yapılaşma 2007 ilke kararı gereği kurumdan izin alınması gerekiyor. Keşifte davayı açan avukat Mehmet Birol Şahin tarafından bilirkişi heyetine bilgi verildi. İz düşüm aslında böyle bir şey söz konusu değilken ve projelerinde çizdi. Yani biz de Balıkesir'de şu anda meydan yok. Yani tek meydanı şurası, şurada biraz sonra geçeceğimiz alan. Burada bir etkinlik veya bir şey yapılacağı zaman hiçbir meydanı, Balıkesir'in hiçbir alanında, hiçbir yerde bir meydan yok. Burası zaten 80 küsur yıldır imar planında meydan olarak tescilli. Üzerinde her ne kadar o yıkılmış olan hal binası ve şu binalar da olsa da burası planda meydan olarak görülüyor. Belediye bu planı değiştirmek suretiyle buraya bir bina yapmak istiyor. Biz de diyoruz ki bu alana, bu arada bir binaya ihtiyaç yok. Bina başka bir yere yapılabilir. Bu alan, Balıkesir zaten tarihi bir alan. Bu alanın bu dokunun korunması gerektiğini, burasının meydan olarak kalması gerektiğini diye talepte bulunduk. Belediye İmar Müdürü Hikmet Memiş de keşif esnasında Balıkesir Belediyesi Avukatı İrem Kağan'la birlikte hazır bulundu ve bilgi verdi. 22 Haziran 2012 tarihli toplantısında bizzat kurulun zeminde yapmış olduğu inceleme sonucunda burada fotoğrafımda gösterdiğim şu zarif kirişlerin kent belleğine özellikle o kararda geçiyor. Binanın sükret ve kent belleğine yer eden orta bölümünün yüksekliği, cephe ve mekansal özellikleri dikkate alındığında Mimarlar Odası'nın talebi üzerine sadece orta bölümün, kenardaki bölümlerini yıkılarak orta bölüm aynı şekilde korunmasını kent belleğine ait oldu. Daha sonra bu kurulun kararına uygun olarak Balıkesir Belediyesi tarafından proje çizildi. Projede 2200 metrekarelik alandan 1300 metrekareye kenardaki daha sonraki ilaveler düştü. Sadece şurada gösterdiğim kent belleğine ait olan kriter. Bunun aynen korunmasıydı aslında kurulun kararı ama güçlendirme yapıldığında bu 20 santimlik zarif kirişlerin 75 santime, 80 santime çıkacak. Bunun da yani görüntüyü kirleteceği için aynı şartlarda yeni proje yapıldı. Bilirkişi heyeti ardından hal binası inşaat alanını ve çevreyi ayrıntılı bir biçimde inceledi. Keşif ardından hal binası alanından ayrılan bilirkişi heyetinin bu alanla ilgili bir rapor hazırlayacağı ve 30 gün içinde mahkemeye sunacağı açıklandı.